Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Kazı ekibinde görevli uzman antropolog Ömer Dağ, sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan fosiller hakkında bilgi verdi. Yamula Barajı ve Barsama bölgelerinde bulunan Hiperion isimli at grubuna ait 7,5 milyon yıllık fosillerin günümüz atlarının ataları olduğunu söyleyen Ömer Dağ, çalışma yapılan çevrede birçok farklı örnek gördüklerini söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Öncelikle fosilimiz Barsama ve Yamula Barajı çevresinden çıkmış fosiller. Üç toynaklı atlar, günümüzdeki atların atası varsaydığımız zamanında üç toynaklı şekilde iklime adaptasyon sağlamış Hiperion grubu dediğimiz at türleridir, örnekleridir. Fosillerimiz yaklaşık burada 2 yıldır kazılarımızı devam ettiriyoruz. Geçen sene ve ondan önceki sene bulduğumuz örnekler Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki bilim merkezindeki laboratuvarlarda öncelikle temizliyoruz. Ondan sonracıma arkada gördüğünüz üzere vitrinlerde sergiliyoruz. Fosillerimiz 7,5 milyon yıla tarihlendiriyor yaşları. Barsama ve Yamula Barajı çevresindeki örneklerimiz ikisi de 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendiriyoruz. Toynak dediğimiz kısım aslında atın ayak tarak kısımları, kemiği. Özellikle Miyosen dönem dediğimiz atlarda 3 taneyken günümüzde bu tarak sadece teke düşüyor. En büyük farklılık bu. Tamamen iklime adaptasyon. Geniş alanlara adaptasyon diyebiliriz. Boyut olarak da günümüz atlarından kısa örnekler. Ortalama 1 metre 40 santim dolaylarında boyları var. Günümüz atlarına göre kısa boyları. Aynı şekilde diş yapıları da, taç yükseklikleri de kısa. Tamamen iklim adaptasyon diyebiliriz. Bunda birçok farklılık gösteren örnekleri görüyoruz. Yamula Barajı'nın çevresinden çıkan fillerde olduğu gibi günümüzde nesli tükenmiş farklı bir şekilde soyunu sürdüren örnekler var. Tabii ki de yaşadığı dönemin adaptasyonunu gösteren çok çok çeşitli örneklerimiz var. Bunlardan biri de işte üç toynaklı atlarımız. Onun dışında farklı farklı özellik gösteren hortumlu grubu dediğimiz fil grubu örneklerimiz. Tabii ki de farklılıklar gösteriyor günümüzdeki örnekleriyle.